Arada kaldınız mı? Ufak bir kitleye. Efendim, zaten Gaziantep bir metropol bir şehir. Memleket kalabalık. Yurt dışından da var, yani mülteciler de var burada. Şu anda valinin bir ulaması var. Tek plaka ve çift plaka. Biz uygun görüyoruz. Zaten koronavirüsten önceki durumumuz günde 10-15 kere işe çıkarken şu anda 1 veya 2 kere çıkıyoruz. Yani iyi bir yolama oldu. En azından hem trafik biraz rahatlar, hem zaten kendi özel hayatımıza ayıramıyorduk, zaman ayıramıyorduk. Çoluk çocukla geçirsinler. Hani iyi bir yolamadır. En azından bir koronavirüsten de bir insan kendi kendini muhafaza eder yani. Her gün işe gelmektense 2 günde bir gelmesi bizim için daha iyidir yani. Uygulamayı uygun buluyoruz. Zaten bizim mesleğimiz böyle. Ticari taksi çalıştırıyoruz kardeşim. Yolcu geldiği zaman ister istemez bindiriyorsun. Yani yolcu ayrımı yapamıyoruz. Virüs taşıyor mu, taşımıyor mu onu bilmiyoruz. Yani bizim de canımız tehlikede. Ama mecburen çoluk çocuğun rızkı için bunu yapmak zorundayız yani. Çalışmak zorundayız. 2 günde bir olursa bizim için daha iyi oldu bu iş. Hem zaman ayırmış oluruz kendimize, hem de biraz korunmuş oluruz. Arka koltuğu kalabalık tutamıyoruz. 1 veya 2 yolcu alabiliyoruz arka tarafa. Yani toplam 4 kişi alabiliyor kapasitemiz varken 2 kişi veya 3 kişi alıyoruz. Fazla alamıyoruz. Zaten iş de zaten düşük. 1 veya 2 gün 2 defa işe çıkıyoruz. Yani bu zaten çoluk çocuğumuzun nafakası bile değil. Bizim yaktığımız yakıt da onu bile karşılamıyoruz. Vallahi ben şu an taksiciyim. Durum çok zor durumdayız. Şöyle söyleyeyim. Zaten dışarı çıkma yasağı da geldi. Kimseye yani bir gelen kişiyi ben işte Maraş'a gideceğim, Mersin'e gideceğim veya herhangi bir yere gideceğim götüremezsin. Ha, valilikten izin al o şekilde gideceğiz diyor ama geçenlerde bizim arkadaş gitti valilikten izin alamadı. Yani müşteriyi kaybettik. Bayağı zor durumdayız. Onun yanı sıra valinin anlaşmasına göre tek plaka, çift plaka. Biz gerçi durağımızda olan araçlarımızın hepsinin plakasını götürdük. Cemiyete teslim ettik. Cemiyet valiliğe teslim etti. Orada valilikten bize onay gelecek. İşte diyecek ki tek plaka bugün çalışacak. Çift plaka yarın çalışacak. Tek çift de yani plakamızın son numarası tekse bir bölüm, çiftse bir bölüm olacak. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama yani biz taksiciler olarak, toplu taşıma olarak çok zor durumdayız. Kendi sağlığımız tehlike altında. Yani bir kişi taksiye bindiğinde korkuyoruz yani ister istemez korkuyoruz. İnsanda yani virüs var mı yok mu? Eskiden iyiydi. Şükür işlerimiz iyiydi. Şu an yani günde bir işe veyahut da 2 işe çıkabiliyoruz. Onun yanı sıra yani çok zor durumdayız. Bilmiyorum artık yetkililerden de bu şekilde bekliyoruz yani bir yardım bekliyoruz. Eskiden iyiydi. Şu an ama kötü durumdayız. Binen kişilerden de yani rahatsız oluyoruz. Onda da bizden rahatsız oluyor. Ben bunu kullanıyorum. Adam diyor ki işte acaba taksicide de mi virüs var? Acaba hastalık var mı? Adam bilmeye tedirgin oluyor. Çoğu zaman bir işte ben eve gidiyorum. Yani 20 lira 30 liradan eve gidiyorum. Zaten benim giderim yani 100-150 lirasa. Günme gün 3'e gidiyoruz artık. Ne olacak? Bunun sonucunu ne olacak bilmiyoruz. İnşallah bir an önce bu virüsü atlatırız da Cenab-ı Allah bize bir aydınlığına çıkarırsa. Vallahi bu koronavirüs nedeniyle işlerimiz bayağı bir düştü. Ben kendim ara sahibi değilim. Aracım kiralık. Araba sahibi sağ olsun kiralarımız 600 lira civarındaydı. Yarıya çektiler. Yani onu bile çıkaramıyor şu anda. İşlerimiz çok düştü. Allah yardımcımız olsun. Başkanımızdan gelen bir şey yok. Yani bu bir ay öncesinde kazandığımız paranın 1/4'ünü şu anda ancak kazanabiliyoruz. Bir ay önce günlük 250-300 lira yevmiye kazanırken şu anda 50 lirayı zorla buluyoruz. Vallahi yeni çıkan uygulama daha yürürlüğe girmedi. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani devlet büyükleri yaptığına göre bir bildikleri vardır. İyi olur diye bekliyoruz. Hani her gün risk altına gireceğimize burada bir gün evimizde oluruz. Bir gün durakta bu şekilde. Yetkililerden de dileğimiz yani bir an önce bu işe bir çözüm inşallah bulurlar. Kimsenin elinden gelen bir şey yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hocam metre giden arkadaşımız var mı? Bir yalan. Abi sana yetem aradım. Ben cemiyeti aradım. Cemiyetten dediğin kelime bu. Siz plakalarınızı yazdırıp bana getirip vereceksiniz dedi. Ben de bunu emniyete vereceğim dedi. Daha hala işe çıkamadım.
Doğru. Hep beraber oturuyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Ama virüs gittikçe yaylı değiller. Yani söylediler o. Antep'te artık daha fazlamış.